Sen neden sütyen takmıyorsun? Hoşuma gitmiyor da ondan. Sıkılıyorum. Takmazsan bakarlar tabii. Bundan sonra sütyensiz gezmeyeceksin. Araştırmalara göre tarihte ilk bikini veya sütyen benzeri giysiler 14. yüzyılda Minos medeniyetinin kadın sporcularında tasvir edilmiştir. 16. yüzyıla korseler hakim olurken 20. yüzyılda bildiğimiz modern sütyenler kullanılmaya başlanmıştır. Avusturya'da yapılan bir arkeolojik çalışmada 600 önce kullanılan bir sütyen de bulunmuştur. Her taktığımda adını sevgiyle andığım Mary Phelps, modern sütyeni icat eden kişi olarak bilinse de bu araştırmalar sonucunda bu bulunan sütyen modern sütyen görünümündedir. Türkiye'de 60'lı yıllarda yurt dışında çalışan işçiler tarafından ülkemize getirilen, 70'li yıllarda üretimine başlanan, ortalama 60 yıllık bir geçmişi olan sütyen. Eminim şimdi bu konu nereden çıktı diye soruyorsunuzdur. Yani birçoğunuzun bildiği üzere 2 aydır video yayınlayamıyorum hastalıklardan dolayı. Ve bu hastalık sürecimde boğaz enfeksiyonum akciğerlerime indi falan derken neyse akciğerde sıkışma, daralma gibi sıkıntılar yaşadım. Bu süreçte sütyen taktığım zamanlarda kendimi mengeneyle sıkılıyormuş gibi hissettim. Ki kendisini oldum olası sevmiyorum. Mecbur kaldığım için takıyorum ve her fırsatta da kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar kısa sürede hayatımıza yerleşmiş, tabu olmuş, hatta takmayanların ahlaksızlıkla suçlandığı, kendi bedenimizde hapis hayatı yaşatan sütyeni takmamak için 16 nedenle karşınızdayız. Bir numarada sütyen takmazsan meme kanseri olursun. Kesinlikle bilinen en büyük yanlış. Yapılan araştırmalara göre meme kanserinin sütyen takıp takmamayla hiçbir bağlantısı olmadığı ortaya konulmuştur. 2. Sütyen takmazsam memelerim sarkar. Kadınların korkulu rüyası, sütyen takmazsam memelerim sarkar. 2 tane çelik telin yer çekimine karşı koyabileceğini düşünmek gerçekten o kadar şirin bir düşünce ki. Yine yapılan araştırmalara göre sütyen takmanın meme sarkmasını engellemede olumlu bir etkisi olmadığını gösteriyor. 3 numara. Sütyen takmazsan mantar, pişik gibi cilt problemlerin olmayacak. Özellikle benim gibi aşırı hassas bir cildiniz varsa, kopçalarda bulunan metallerden bile alerji oluyorsanız ne diyoruz? Sütyen takma, cildin sağlıklı kalsın. 4 numara. Kan dolaşımınız artacak. Sütyenler göğüs bölgemizi sıkarak bütün dar kıyafetlerde olduğu gibi kan dolaşımını yavaşlatan ürünlerdir. Takmadığınızda sadece göğüs bölgenizde değil, bütün bedeninizde daha rahat, daha iyi bir kan dolaşımına sahip olacaksınız. 5 numara, daha rahat uyursunuz. Biliyorum birçok kadın uyurken bile takıntılı bir şekilde sütyen kullanmaya devam ediyor. Bir önceki maddeyle bağlantılı olarak sütyen kullanarak uyumak sirkadiyen ritminizi kötü etkileyeceği için lütfen sevgili kadınlar, sütyen kullanarak uyumayın. 6 numara, cilt renginiz daha sağlıklı ve olması gerektiği gibi olur. Uzun süre sütyen kullanmak cilt renginizde farklılıklara neden olacaktır. Kumaş türü, darlık ve uzun saatler kullanım sonucunda kir ve tardan dolayı cildinizin rahat nefes alamamasına ve koyu lekelerin oluşmasına neden olabilir. 7 numara, daha güçlü ve dik memeler istiyorsan sütyen takma. Ne demişler? İşleyen demir ışıldar. Bir kabın içine hapsedilmiş meme kasları çalışmayacağı için kötü etkilenir. Bildiğiniz üzere kaslar hareket ettiği sürece gelişir ve güçlenir. 8 numara, kafanız ve dolabınız rahat eder. Onlarca çeşidi, bir sürü kumaş türü, sağlık kriterlerine uygun olması, doğru bedende olması ki burasında ekstra bir sıkıntı var. Biraz kilo alıp verdiğin zaman o doğru beden olmayacaktır. Direkt kaybolacaktır. Bunların dolaplarda, çekmecelerde kapladığı alanlar ve onun dışında kadınlar bunu çok iyi bilir. Sütyenler özel bakım isterler, özel yıkama isterler, özel ilgi isterler. Eğer sütyen kullanmazsanız bir sürü bu saçma şeyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. 9 numara, daha rahat bir gün geçirin. Sütyeni çıkardığınız andaki o rahatlama hissini düşünün. Bu hissi neden bütün bir gün yaşamayasınız? 10 numara, paranız cebinizde kalsın. Sağlıklı, ortalama normal bir sütyen minimum 100-150 TL civarında.
özelliklerine ve kullanılan aksesuarlara göre fiyat milyon dolarları da bulabilir. Dünya çapında ekonomik bir kriz varken iktisat tabii ki önemli. Bonus bilgi. Sütyenler bu kadar kısa süredir aktif hayatımızda yer almasına rağmen görsel algı dışında işe yaradığı tek şey ise aşırı kilolu ya da büyük memeli kadınların sırt ağrılarını azaltması. Yani aslında sütyen takmak tek bir işe yarıyor. Eğer kilolu ve büyük memeliyseniz bu yükü sırtınızdan azaltıp sırt ağrınızı azaltmış oluyorsunuz. Yani sütyen kullanmak bundan başka bir işe yaramıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mecbur kalmasanız sütyen kullanır mısınız? Yorumlarda benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Şimdi bu konu hakkında düşünürken aklıma yıllarca Basur'dan dert yanan, Basur problemi yaşayan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın memeli şiiri geldi. Ve hemen tabii ki sizinle paylaşmak istedim. Kız memesi gönül yarası, kadın memesi elma irisi, erkek memesi üzüm kurusu. İster inanın, ister inanmayın benden söylemesi. Memelerin şahı Basur memesi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.